Peki bu ruhsal belirtiler görüldüğünde bu ruhsal belirtilere yönelik neler yapılmalı hocam? Nasıl müdahale edilmeli? Başlangıçta bu müdahaleler, şimdi gidişatı şöyle söylemek aslında belki daha doğru olacak. Bir grubumuz var, hiç belirti göstermiyor. Bir grubumuz var, işte o etkilenen grupta eşit etkilenmiyor aslında. Etkilenmede de başlangıçta belirtileri olup bir süre sonra azalan bir grubumuz var. Başlangıçta belirtileri azken aradan belli bir zaman geçtikten sonra belirtileri ortaya çıkan, başlangıçta bir şekilde neredeyse hiç ruhsal bozukluk denecek belirtisi olmayan bir grubumuz var. Daha sonra belirtiler ortaya çıkabiliyor. Buna geç başlangıçlı grup diyoruz. Bir grubumuzda da başlangıçta belirtiler var ve bu belirtiler aynı şiddette devam ediyor. Etkilenme de biraz böyle oluyor. Etkilenen grupta hepsi eşit derecede etkilenmiyor. Yapılacak tedavi yöntemleri de aslında bu etkilenme biçimlerine göre biraz şekilleniyor diyebiliriz. Erken dönemde, az önce de birazcık bahsedebildik. Erken dönemde bu yaşananlar genellikle anormal bir olaya verilen normal tepki olarak değerlendirildiği için mümkün olduğunca ilaç kullanmadan yöntemler uygulamaya çalışıyoruz. Neler yapmaya çalışıyoruz? Mesela belirtiler konusunda konuşmak ve ortaya çıkan belirtiler konusunda bilgilendirmek çok önemli bir şey. İşte söylediğimiz o kabuslar, gündüz düşleri, her an deprem ya da yangın ya da olay her neyse o tekrar olacakmış gibi algılamak aklını yitirmeye neden olmaz. Bunlar bu olayın aslında beklenen belirtileri, daha kötü bir sonucu olmaz gibi bilgilendirmeler gerçekten kişinin bu yaşadığı belirtiler ile barışmasını ve bunlarla daha rahat yaşamasını sağlayabiliyor. O nedenle başlangıçta önerebileceğimiz en önemli şey bu belirtilerin ayrıntıları ile konuşmak ve bunların aslında sağlıklı belirtiler olduğunu anlatabilmek. Ondan sonra yine bir takım önerilerde bulunabiliriz. Uyku düzeni için öneriler olabilir. Günlük hayatın bir rutin içinde düzenli sürmesini sağlayacak öneriler olabilir. İşte sabah kalkma saati, yapılacak işlerin planlanması. Tabii bunlar yaşamsal dertlerle uğraşırken olacak şeyler değil. O yaşamsal dertler yoluna girdikten sonra yapılacak öneriler. Hani ya deprem olmuş, evi yıkılmış, hadi biz bu sıkıntılar için bilgilendirme yapalım gibi değil ya da işte sabahı, öğleni, akşamı planlayalım gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki yaşam düzene girdikten sonra olacak şeyler. Ruhsal sıkıntılar yine çok yoğun olarak yaşanıyorsa hareket etmek, egzersiz mesela yapılabilecek şeylerden birisi. Normalde de özellikle depresyon hastalarımıza haftada 3 gün birer saat yürüyüş ayarında egzersiz önerdiğimizde biz neredeyse bizim ilaçlarımız kadar olumlu etkilerini görüyoruz. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda ilaçlar kadar etkili olduğunu saptamış yürüyüşün. O nedenle kötü hisseden kişiler bu afetlerden sonra da egzersiz yapabilirlerse o da iyi gelecek olan bir şeydir. Belirtileri konuşurken konuştuk, olayı konuşmaktan kaçınmak, olayı hatırlatan yerlerden uzak kalmak da aslında ruhsal belirtilerden birisi. Şey gibi değil, hani olayın ne yaşıyorsunuz, onun ayrıntılarını yakınlarınıza anlatın, onlar da size anlatsın gibi bir şey değil ama duygularını, kötü hissettiğini, neden kötü hissettiğini, kendi algılarını, hani o olay sırasında ne yaşadı, ne hissetti, şey gibi hani yıkıldı, yaralandım gibi değil de hani daha kötü olabileceğinden endişe ettim gibi kendi endişeleri, duyguları üzerinden paylaşabileceği birisi varsa etrafında konuşabileceği, bu zorla olacak olan bir şey değil ama hani oturup konuşalım gibi bir şeyden de bahsetmiyorum. Konuşmak, olayın aslında insanın kendi zihninde de ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden onun başına geldiğini anlamlandırmasını sağlayan bir şey olur. O nedenle konuşabileceği birisi varsa bunu konuşmak. Ama işte kastettiğim olayın başına nasıl geldiğini konuşması, gazete haberi gibi bir konuşmak değil.
neler olabilecekti, ne hissetti, kendisi nasıl algıladı gibi şeyleri konuşmaktan bahsediyorum. Doğal afetlerden sonra bunu özellikle şu nedenle üstüne basa basa söyleme ihtiyacı hissediyorum. Geçmişte 99 depremi sonrası biz de yaptık aslında. Böyle iç dökme grupları diyebileceğimiz grup tedavileri, grup uygulamaları yapılıyor idi. Herkes yaşadığı olayın nasıl olduğunu anlatıyordu büyük grup olarak. Kaç kişi varsa çok geniş katılımlı olabiliyordu bu gruplar. 50 kişi, 20 kişi, 30 kişi gibi. Böyle olayın ayrıntılarını konuşmanın çok da iyi gelmediği daha sonra tespit edildiği için o olayın sadece bir kısmını yaşamış bir kişi başka şeylerini de duyuyor. Hani o da çok hoş bir şey değil ama sevdiği, inandığı, güvendiği birisiyle olayla ilgili duygularını konuşması bir insanın iyi gelen bir şey. Kastettiğim böyle bir şey. Biriyle paylaşamıyorsa bile olayla ilgili yazı yazabilir. Ne oldu olay, nasıl oldu? O da yine öyküleştirmeyi sağlayan bir şey. Yine insanın zihninde bu olayı işlemesini, anlamlandırmasını sağlayan bir şey. Ses kaydı yapabilir, anlatabilir. Daha sonra belki ihtiyaç hissederse o ses kaydını dinleyebilir. Ya da hani o sıkıntılarla baş etmekte zorluğu olan kişiler için yapılabilecek öneriler bunlar. Ya da resim yapabilir mesela olayla ilgili hissettiklerini. Resmetmiş olması da aslında ruhsal anlamda rahatlamak için katkı sağlayabilecek öneriler olabilir. Başlangıçta ilaç ihtiyacı olmadan yapılabilecekler böyle. Kabaca böyle sayılabilir. Tabii ki bütün bunlar bir güvenli alan oluştuğunda yapılabilecek bir şey. Yani bir kafasını sokacak bir yeri olacak kişinin ve o yerin tepesine yıkılmayacağıyla ilgili emin olması ve yaşamsal dertlerinin olmaması gerekiyor bütün bunların yapılabilmesi için. Onun dışında eğer ruhsal bir belirti ortaya çıkmış, bir bozukluk düzeyinde sorun var gibi görüyorsak da bir takım terapi yöntemlerimiz var. İlaçlardan daha çok o terapi yöntemlerini tercih ediyoruz. Çok fazla ilaç yok zaten etkili olduğu söylenen, düşünülen. Özellikle bazı belirtilere ilaçlar hiç etki etmiyor. Bu travma sonrası belirtiler açısından bakıldığında. Onları da terapötik yöntemlerle, özellikle de bilişsel davranışçı terapi yöntemleri, bilişsel davranışçı terapi ve ondan onun ikinci, üçüncü kuşak terapi teknikleriyle tedavi etme şansımız oluyor. Genellikle terapötik müdahalelerle tedavi ediyoruz.